Selamun Aleyküm kıymetli Rehber TV izleyicileri. Yeni bir Saat İdaren programına hoş geldiniz. Stüdyo konuğumuz her zaman olduğu gibi Özkan Yaman Hocam. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Siz değilsiniz. Allah razı olsun. Allah iyilikler versin. Hocam bu haftaki konumuz harama bakmamak olacak. Malumunuz Kur'an ve Sünnet'te aile birinci bölümümüz bir ayet paylaşımımız olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Mumin suresi 19. ayette Rabbimiz mealen buyuruyor ki Allah gözlerin hainliklerini ve göğüslerin sakladıklarını bilir. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. İzleyicilerimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Tabii harama bakmamak deyince Kur'an-ı Kerim'de bu konuda apaçık bir emir var değil mi? Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. Yine kadınlar için de aynı şey geçerli. Aslında konu o kadar önemli ki hele de bu yaz aylarında maalesef yani işte bunu suistimal edenlerin veya bilmeyen bir şekilde nefsine uyan kimselerin aslında toplumda bunun üzerinden bir takım fitnelere, fesada, yozlaşmaya bilerek veya bilmeyerek sebep oldukları da açık. Şimdi ayeti kerimeyi biliyoruz, okuyoruz. Ayet-i kerimelerin belki bu konudaki ayetlerin birçoğunun da farkındayız. Fakat maalesef duyarlılığın veya kanaatin yani yakinin, imanın azalmasıyla birlikte insanların birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye etmekten uzaklaşmasıyla birlikte o okumuş olduğumuz, o bildiğimiz belki ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri sık sık hatırlamaya, tekrar etmemize mi gerek var? Etmeye ihtiyaç var. Şimdi يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنُ gözlerin hainliğini bilir. Bakışlardaki hainliği bilir Allah. Yani siz nerede, ne halde olursanız olun, bakışlarınızla sizden olmayan, size ait olmayan, size helal olmayan birilerine yöneliyorsanız, bunun ne derece, ne kadar, miktarı ne olursa olsun Allah bunu bilir. Ve buna bir vasıf da veriyor. Olumsuz bir şey bu. Ne? Hain diyor buna. Yani o bakışlar hain bakışlardır. Allah onu bilir. وَمَا تُخْفِ sudur ve sudur yani sadırlardaki, göğüslerdeki saklı olanı da bilir. Niyetinizi de bilir, içinizden geçenleri de bilir. Demek ki bakış aslında harama bakmak bir yerde ihanettir. Çok ağır bir ifadedir ama bu böyledir. Niye ihanettir? Çok açık ve net, öyle değil mi? Çünkü baktığınız kişi başkasının haremidir. Başkasının ya eşidir, ya kızıdır, ya bacısıdır. Dolayısıyla size ait olmayan bir şeyi siz o fark etmeden çalmış oluyorsunuz. Evet. Veya ihanette hani şöyle biraz derinine indiğimiz zaman sizi emin bilen veya bir şekilde size işte güvenen insanların güvenini boşa çıkarıyorsunuz. Evet. Bir suistimal var orada. Suistimal var. Dolayısıyla o bakışlar ihanet olarak vasfediliyor. Hainlik olarak vasfediliyor. Ki aynı durumu bir empatiyle de söyleyelim. Yani başkası işte sizin eşinize, çocuğunuza baktığı zaman sizin de söyleyeceğiniz şey ihanettir, hainliktir yani. Evet. Dolayısıyla gözlerin harama bakışını hafife almamak lazım. Yani basit görmemek lazım. Yani ne olmuş? Yani işte gözüm kayıyor. Ne olmuş? İşte onlar da öyle yapmasın. Sıradanlaştırmamak lazım. Tabii. Özellikle hani şuna çokça işte sarılan veya bunu çokça dile getirenler ya onlar da öyle giyinmesinler. Evet. Onlar da bunu öyle çokça duyuyoruz sokağa hocam. Çıkmasınlar. Evet. Onlar da kendilerine dikkat etsinler. Evet. Onlar da tahrik etmesinler. Onlar da onlar da. Ya şimdi ayet-i kerimede evvela İlk başta söylüyor değil mi? Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. İlk başta sen sakındıracaksın. İlk başta sen uzak duracaksın. Şimdi bu
Bir gittiğiniz yer, bulunduğunuz yer bir İslam toplumu olmayabilir. Yani bir Batı toplumu da olabilir. Siz böyle İslam'ı kabul etmeyen birisine işte ya ört tesettüre niye girmemişsin? Bak sen tahrik ediyorsun. İşte sen böyle çıkıyorsun. Öyle deme lüksünüz yok ki. O zaten İslam'ı kabul etmiyor. Evet. Dolayısıyla burada öncelik kişinin kendisinde, yani evvela biz haramdan uzak duracağız. Çünkü toplumlar değişkendir. Mekanlar, toplumlar mekanlara göre, coğrafyalara göre farklı dinlere, farklı inançlara mensup oldukları için sizin kabullerinizi, sizin inançlarınızı benimsemiyor olabilirler. Ama siz kendi değerinizi, kendi inancınızı her yerde korumak durumundasınız. Yani kontrol mekanizmamız çalışması gerekiyor. Tabii kontrol mekanizması olacak. Evet. Şimdi velev ki İslam toplumudur, Müslüman bir halktır ama maalesef günahlara dalmış olabilir. Yani birilerinin kandırmasıyla, aldatmasıyla veya nefse uymasıyla hatalar yapıyor olabilirler, kusur işliyor olabilirler. Orada da yine inisiyatif bizdedir. Şimdi harama bakmada az sonra gerçi geleceğiz ama kişinin şahsiyetini de koruması var. İtibarını koruması var. İzzetini, şerefini, haysiyetini koruması var. Namusunu koruması var. Toplumunu, değil mi? Yani içinde yaşadığı gerek ailesi olsun, gerek daha da geniş çerçevede işte olsun, toplumunu koruması var. Yani dolayısıyla harama bakmayı sadece bir şehvet veya göz zinası başlığı altında da okumamak lazım. Evet, harama bakmak bir göz zinasıdır. Kasıtlı bir şekilde bilerek bakıyorsanız bu bir göz zinasıdır ki hadis-i şerifte okuyoruz, değil mi? Gözün zinası olur, dilin zinası olur vesaire. Yine bu işte bir şehvete yöneltir, evet. İşte zinaya yaklaştırır vesaire. Ama bundan ötesi siz harama baktığınız zaman kendi şahsiyetinizi, izzetinizi, itibarınızı aslında zedeliyorsunuz. Ailenizin şerefini zedeliyorsunuz. Haysiyetini zedeliyorsunuz. Karşıdaki kişiden bir şeyler çalıyorsunuz. Yani bir de hırsızlık yapıyorsunuz. İşin bu boyutu da var. Evet. Karşıdaki kişiden hırsızlık yapıyorsunuz. Sadece ondan değil. İşte onun ailesinden, eşinden, neyse onlardan da hırsızlık yapıyorsunuz. Bir gasp yapıyorsunuz. Artı harama baktığınız zaman vücudunuzda, zihninizde bir takım fizyolojik değişiklikler de oluyor. Evet. Yani unutkanlık, ki bunu alimler de söylüyorlar, değil mi? Harama bakmak unutkanlık yapar. Yani kişinin kendi başarısını bile düşünmesi... Hmm. Yani ben işte başarılı olacaksam unutmamam lazım. Unutkanlık olmaması lazım. O zaman yine harama bakmayacaksınız. Şimdi günümüz için şu tehlike çok büyük. Neden büyük? Çünkü siz sokağa çıkmasanız bile, hani çarşıda, pazarda, okulda neyse bulunmasanız bile, işte televizyon ile, işte telefon ile, yani internet değil ile, mi? Bunlarla o haramlar sizin cebinize, yanınıza, önünüze kadar... Evet. Geliyor. Yani ulaşılması haddinden fazla kolay. Fazlaca geliyor. Dolayısıyla günümüzde çok daha hassas, çok daha dikkatli olmak gerekiyor bu konuda. Yani dolayısıyla neden ilk başta bu ayet üzerinde durduk? İşte bunun için. Yani Siz telefona bakarken telefondaki harama, televizyondaki harama, internetteki harama bakarken de Allah-u Teala sizin o hain bakışlarınızı bilir. Evet. Yani etrafınızda kimse yokken bile Allah sizinle beraber olduğu için, Allah basir olduğu için, habir olduğu için, alim olduğu için, yani sizin o anki bakışlarınızın işte kötülüğünü, değil mi, maksadını dahi hepsini bilir. Ve bir gün karşınıza çıkarır. Onunla sizi bu dünyada da rezil rüsva eder. Bu dünyada da onunla size kaybettirir. Sizi hüsrana sevk eder, düşürür. Bu dünyada da o haram bakışlarınızla sizin itibarınızı, izzetinizi, haysiyetinizi elinizden alır haram bakışlarla. Dolayısıyla nerede
ne şekilde olursa olsun, özellikle günümüz için söyleyelim, bu ayet aklımızda olması lazım. Ben harama bakarsam ihanet etmiş olurum. Harama bakarsam hainlik etmiş olurum. Ve bu hain bakışlarımı Allah biliyor. Allah görüyor. Allah yazdırıyor, yazıyor. Dolayısıyla bir gün karşıma da çıkarır. Bununla beni rezil de eder. Bunu kesinlikle ayet öyle söylüyor. Sürekli takip edildiğimizi bilmemiz lazım. Allah gözler hain bakışlarını bilir. O zaman o hain bakışlardan uzak durmak lazım. Hocam bu bakışlar sadece erkeğe veya sadece kadına değil her ikisine de. Tabii. Zaten ayet kerimede mümin kadınlara da söyle. Gözlerini haramdan sakınsınlar dedi ya. Tabii aynı şey geçerli. Hocam birinci bölümümüzün bir de ikinci kısmı. Yani bir hadis-i şerif kısmı var. İzninizle paylaşalım. Bana altı hususta söz verin. Cennete gireceğinize kefil olayım diyor Peygamber Efendimiz. Bunlardan konuştuğunuzda doğru konuşun, vaat ettiğinizde yerine getirin, emanette güvenilir olun, iffetinizi koruyun, gözlerinizi harama kapatın, ellerinizi de haramdan çekin buyurmuş. Evet, altı hususa riayet etmek aslında zor değil. Yani burada sayılanlar çok ağır işler değil. Ne dedi? Sözü doğru söyleyin. Ustuku izâ haddestum. Yani konuştuğunuz zaman sadakatli olun, doğru konuşun. Ve evfu izâ va'attum. Başka hadis-i şeriflerde, yani bunun başka rivayetlerinde ahettum diye de geçmiş. Ahdettiğiniz zaman, vaat ettiğiniz zaman ona vefa gösterin, onu yerine getirin. Ve eddu izâ etumintum. Size güvenildiği zaman, yani itimat edildiği zaman güveni boşa çıkarmayın. Olun. O güveni boşa çıkartmayın. Evet. Bu aslında çok çok önemli. Yani emin olun. Emin olun. Vahfazu furucekum. Namusunuzu muhafaza edin. İffetinizi koruyun. Edebinizi koruyun. Ve guddu ebsarakum. Ha işte kısın. Guddu perdeleyin. Kısın, kapatın gözlerinizi. Gözlerinizi harama karşı kapatın. Eşiniz olmayana karşı kapatın. Evet. Yani sizden olmayana karşı kapatın. Evet. Bakılmaması gereken, değil mi? Edep yerleri, avret yerleri, artık neyse, ona karşı gözlerinizi çevirin, kısın, kapatın, neyse. Evet. Ki cennete giresiniz diyor. Evet. Ve ne dedi? Kıffu eydiyekum ve elinizi haramlardan çekin. Yani haram çalmaktan, çırpmaktan, dolandırmaktan ve zulmetmekten değil mi? Bu elle artık ne tür günahlar işlenecekse bunlardan çekin ki size cenneti garanti edeyim diyor. Kefil olayım diyor. Cennetinize yani, kefil olayım. Hatta. Şimdi dolayısıyla burada ne var? Gözlerinizi kısın var. Şimdi aslında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani iffette ne diyor? Genç bir kızın iffetinden daha iffetli, daha hayalı diyor sahabeler. Bir defasında Hazreti Esma, yani Ayşe annemizin kız kardeşi, Hazreti Esma böyle ince bir elbiseyle geliyor ve Peygamber Efendimiz hemen yüzünü çeviriyor. Hemen yüzünü çeviriyor, yani ona bakmıyor ve ne diyor? Ey Esma, kadın belli bir yaşa, yani kız belli bir yaşa geldiği zaman elleri ve yüzleri dışında, yüzü dışında hiçbir yerini göstermemesi gerekir. Yani göstermesi doğru olmaz. Dolayısıyla sen böyle ince elbise giymemen lazım diyor. Ama öncesinde kendisi ne yapıyor? Hemen yüzünü çeviriyor. Gözünü çeviriyor, kısıyor, kapatıyor. Evet. Yani kim olursa olsun bu, yani bakın peygamber değil mi? Yani işte o peygamber ümmetinin yani başındadır. Dolayısıyla ümmeti ona karşı çok edeplidir filan, doğru. Fakat o evvela gözlerini haramdan çeviriyor. Yine bir gün devesinin arkasında Fudail bin Abbas var. Hazreti Abbas'ın oğlu Fudail var. Gençtir. Evet. Yani belki 17 yaşlarında ve 16 yaşlarındadır. Peygamber Efendimiz'in devesinin arkasında oturuyor. Terki diyoruz ya, terkisinde oturuyor. O sırada bir kadın gelip Allah Resulüne bir soru soruyor. Yani kadın normal kapalı belki ama Fudail gözlerini ondan ayırmıyor kadından. Yani kadına böyle çok dikkatli bakınca Peygamber Efendimiz o Fudail'in kafasını eliyle şöyle çeviriyor. Yani gözünü çevir diye. Yani müdahale de ediyor. Tam müdahale de ediyor. Şimdi öncelikle yapılması gereken şeyi söylüyor değil mi? Evet. Öncelikle. Evet. Hele bir düşüneyim ya, buna bakmak doğru mu değil mi? Ya acaba şu an ben kötü niyetle mi bakıyorum?
Yoksa acaba bu kimdir, neyin nesidir? Ya evet. Hele bir tanıyalım, tanıyayım ne demek istiyor filan. Öyle o tür şeylere girmeden, hiç bekletmeden, geciktirmeden hemen. Fark edildiği an. Refleks hemen. Diyoruz evet. Değil mi buna refleks? Yani görür görmez. Evet. Gelir gelmez. Evet. Aniden, füceten diyoruz yani birden hemen gözünü çevirmek. Bunu bir hani size bir elinizi bir sıcağa dokunduğunuz zaman aniden geri çekmek diyor. İşte refleks bu. Dolayısıyla gözün refleksi olarak düşünmek lazım. Hmm. Harama baktığı anda sanki göz ateşe değmiş gibi, yani el ateşe değmiş gibi hemen gözünü çevirmek lazım. Hemen gözünü kısmak, hemen gözünü kapatmak gerekiyor. Aksi takdirde nefisten bu heva ve heves dediğimiz insanı sürekli aşağıya çeken, sürekli değil mi? Hayvanlardan bile daha aşağıya çeken temayüller var. Şeytan onu çok kullanıyor. Oradan çok hızlı yaklaşıyor. Yani ki Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın cennetten çıkarılma olayını okuyoruz değil mi? Evet. Yani şeytan vesvese verdi. Ve ayet-i kerime Araf suresinde ne geçiyor? Onlara çirkin yerlerini, edep yerlerini gösterdi. Üzerlerinden diyor elbiseleri düştü. Şimdi demek ki şeytanın insanı cennetten çıkartmak için veya cennete girmemesi için başvurduğu en önemli, en açık, en böyle hızlı silahı ne? İnsanın işte gözüyle harama evet. bakmasını sağlamak. Yani, çünkü devamını da getirtiyor. Tabii, onun devamı da var. Evet. Onun devamı da var. İnsan harama baktıktan sonra diyelim ki bir yanlışlık oldu, şu oldu, bu oldu. Çabucak tevbe etmezse, çabucak istiğfar etmezse şeytan ondan sonra ne diyecek? Ya sen işte zaten şey birisin, zaten böyle günahkar birisin gibi bu sefer insanı işte ikiyüzlülüğe, nifaka, şüpheye, tereddüte, kendine evet. güvensizliğe yani birçok hastalığa çekecek. O yüzden kişi kendisini o anda böyle bir refleks göstererek ben şu anda hain bir bakışa giremem, bakamam, şeytana uyamam, izzetimi, haysiyetimi işte yerle bir edemem, yıkamam, şerefimi beş paralık edemem, işte namusumu yok sayamam diyerek ve şu bakışlarım amel defterime yani günah olarak yazılıyor diyerek bu bakışlar işte kesinlikle benim şahsiyetimle, benim ahlakımla, kişiliğimle örtüşmez diyerek bu bakışlarla birisinin işte iffetini çalıyorum, namusunu çalıyorum, hainlik yani bunları düşünerek ki dediğimiz gibi bunları en başta hemen bir refleks göstererek haramdan uzak durması gerekiyor. Sobaya değen el misali diyoruz. Sobaya değen el misali. Evet. Sıcağı değdiği an elinizi nasıl çekiyorsanız aynı o şekilde veya bir iğne battığı zaman nasıl hemen çekiyorsanız aynı şekilde gözünüze de sanki iğne batmış gibi, ateşe değmiş gibi düşünüp hemen çekmeniz lazım. Eyvallah, teşekkür ederiz. Açık değil mi? Yoksa cennete evet. giremezsiniz. Bu evet. kadar basit. Allah razı olsun. Hocam ikinci bölümümüz. Kulağa küpe, güzel söz bölümümüz. Burada da hocam bir paylaşımımız var. Enes radıyallahu anh kendi rivayetine göre bir gün Hazreti Osman'a gider, yolda bir kadın görür. Kadının güzelliği aklına takılır. Bu düşünceyle Hazreti Osman radıyallahu anh yanına girer. Onu gören Hazreti Osman, "Ey Enes, gözlerinde zina izleri var." der. Buna çok şaşıran Enes, "Allah'ın Resulünden sonra vahiy mi geliyor?" diye sorar. Hazreti Osman ise, "Hayır, bu bir basiret ve doğru bir firasettir." diye ifade etmiş. Evet. Tabii sahabenin kerameti var değil mi? Evet. Yani peygamberlerin mucizeleri olur. Peygamberlerden sonrakilerin de kerametler olur. Hazreti Osman'ın da o kadar kerameti olsun yani. Evet. Şimdi Hazreti Enes'in kendisi naklediyor bunu. Evet, kendisi ifade ediyor. Tabii kendisi tabii. ifade ediyor. Demek ki yolda gelirken bir haram bir bakışı olmuş. Suçunu da bilmiyor. Önemsememiş. Evet. Üzerinde durmamış. Evet. Ama Hazreti Osman onun gözlerinden o haram bakışı görüyor. Evet. İşte basiretle görüyor, ferasetle görüyor. Ya demek ki yani harama bakış
bu dünyada Allah dostlarına da malum olur yani. Siz harama baktığınız zaman o size bulaşan günah, size yapışan günah demek ki o kadar net ki, o kadar keskin gözüküyor ki işte Allah dostları da fark edebiliyor yani mesela. Ama bunu birileri fark etsin veya fark etmesin. Şimdi üzerinde kişinin böyle bir zina eseri taşıması, böyle bir işte ahlak dışı, böyle bir fuhşiyat dediğimiz çirkinlik taşıması veya böyle bir yola girmesi, böyle bir yanlışı, böyle bir günahı hafife alarak işlemesi, o kişinin dediğimiz gibi yani Allah katında evvela değerini düşürür. Allah katında değeri düştükten sonra sırayla meleklerin yanında da değeri düşüyor. İşte Allah dostlarının yanında değeri düşüyor. Değil mi? Müminlerin arasında değeri düşüyor. Sizin değeriniz, itibarınız yerle bir olur. Kaldı ki biz ahirete inanıyoruz. Öldükten sonra dirilmeye inanıyoruz. Evet. Amellerimizin bir gün karşımıza çıkacağını, bize gösterileceğine, bütün mahşerdekilere gösterileceğine inanıyoruz. Bize kimsenin görmediği durumların hepsinin. Evet. Yarın kıyamet gününde herkes öyle toplanmışken sizin o haram bakışlarınız herkese izlettirilecek. Evet. Gel işte ey filan kulum, sen işte filan yerde aha şöyle harama bakıyordun, izle. Herkes evet. izlesin. Evet. Şimdi böyle bir durumu dünyada bir tasavvur edinsene. Yani şu anda inançsız siyasetçiler bile, ya diyelim ki bir batıdan bir ülkeden bir siyasetçi böyle bir, diyelim ki bir haram bir şey yapmış. Haram diye onlarda haram filan yok da hani evet. bir ahlaksız bir fiil işlemiş. O onun topluma izlettirilmesi onun da hoşuna gider mi? Ya onlar da bunu benimsiyorlar mı? Benimsemezler. Onlarda bile rencide oluyor. Onlarda bile rencide ediyor. Evet. Ki siz bir İslam toplumunda ya mesela bir Müslümanın böyle bir hatasını bütün herkese izlettirildiğini düşünün. Evet. Yani onun haysiyeti yani beş paralık olur. Doğru. Onun yarın kıyamet gününde bu izlettirilecek. O hal bile çok kötü bir tablo hocam. Tabi. Yarın kıyamet gününde peygamberlerin olduğu, Allah dostlarının olduğu, sizin dostlarınızın, akrabaları hepsinin olduğu bir ortamda sizin o bakışlarınız izlettirilecek. Yani o yüzden günah dedik ya hani olabilir insan günah işleyebilir ama günahımıza, hatamıza hemen tevbe etmemiz, istiğfar etmemiz, Rabbimize yönelip bir daha yapmayacağım diye söz vermemiz gerekir. Evet. Hocam 3. bölüm kural bir düstur. Burada bu hafta konuşacağım böyle maddeler halinde konumuzu özetleyecek. Bunlardan ilkini iffeti muhafaza ederek. Evet. Şimdi harama bakıştan sakınmak için 5 iyi kuralı. Evet. Hepsi iyi harfiyle hani başladığı için dedik 5 iyi kuralı. Evet. İffeti muhafaza ederek. Yani harama bakmamak kişinin iffetini korur. Çünkü gözlerine bir pencere. Gözler bir pencere. Bu pencerenin perdesini çekmeniz lazım ki yani içerideki hem içerisi hem dışarısı görünmesin mi diyelim. Hem içerisi hem dışarısı görünmesin. Evet. Yani sizde çok değerli bir şey var. Ne o? İffet. Evet. Yani iffetiniz birileri tarafından görülüp çalınmasın. Hırsızlar evet. çalmasın size evet. veya çarçur olmasın. İffeti muhafaza etmek. Şimdi İffet tabii daha geniş bir konu. İffette sadece haram bakışlar yok. Daha kapsamlı bir daha ifade. Kapsamlı ki inşallah gelecek hafta da bahsedeceğiz. Yani bunun içerisinde tabii tesettür var değil mi? Mahremiyet var. Hal hareketlerimizle edepli olmak da var. Evet. Ama bunun ilk şartı ne? Hepsinden önce gözleri harama kapatmak var. Gözleri haramdan kısmak var. İffeti muhafaza etmek için. Yani Hazreti Meryem iffetini korudu ki ayet-i kerime bunu överek bahsetti. Hazreti Yusuf iffetini korudu ki bunu överek bahsetti ayet-i kerime. Hazreti Musa ile evlenen değil mi? O kadın ki Kur'an-ı Kerim'de ismi tasrih edilmiyor ama Safure diye kitaplarda geçmiş. Onun nasıl iffetini koruduğunu okuyoruz ayet-i kerimede ki geleceğiz ona da inşallah. Dolayısıyla iffeti korumanın ilk şartı gözü haramdan kapatmak. İkinci i harfimiz ihanetten sakınarak. Evet. Az önce ayet-i kerime okuduk. Gözlerin hain yani ihanet dolu bakışlarını bilir Allah. Dolayısıyla ihanet etmemek harama ve bunu ihanet olarak nitelendiriyor. Tabii ihanettir. Üçüncüsü
Üçüncü iyi harfimiz istikametten ayrılmayarak. Evet. İstikamet ne? Sen ilk başta hangi sözü verdiysen, hangi ahitteysen, hangi inançta, hangi kabulde, hangi imanda, hangi yolda isen ömrünü o şekilde geçirmek. Yani o çizgiden ayrılmamak. Biz bir söz vermişiz Rabbimize. Ne diyoruz? İşte eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Dolayısıyla bu söze hayatımız boyunca sadık kalmaktır istikamet. Yani günah işlemeyeceğimize, harama bakmayacağımıza söz vermişiz. Kelime-i şehadetle söz verdik. Değil mi? Harama bakmayacağız. Kelime-i şehadetle biz işte namaz kılacağımıza söz verdik vesaire. Dolayısıyla ömrümüz boyunca bu sözlerimizden ayrılmamak. Ayrılmamak. Eğer harama bakarsak demek ki biz istikametten sapmış oluyoruz. İstikametten sapmış. Siz bir yöne doğru gidiyorsunuz. Arabaya binmişsiniz. Navigasyonunuzu ayarlamışsınız. Navigasyon diyor ki işte bu yoldan gideceksin. Sen onu dinlemiyorsun. Sağa sapıyorsun. Sola sapıyorsun. Evet. Hedefine de varamazsın. Belki başına ne... Dolayısıyla harama bakmak kişiyi istikametten sapıtır. Evet. Saptırır yani. Saptırır. Çünkü az önce ifade ettiğimiz gibi şeytan sizin harama bakmanızla bırakmaz sizi. Yani sizi harama baktırır ama orada bırakmaz. Bir bu sefer kademe, size şüphe vermeye başlar. Kademe. Sen işte böylesin, sen şunu da işleyebilirsin. Sizi şüphelere, tereddütlere, başka bir günaha... Hatayı getirir derler tabii, hocam. Tabii. Dolayısıyla bir sapma, istikametten bir sapma belki sizi tepe taklak esfeli safilin çukuruna da atabilir. Günümüzde yani düşünün bu kadar ahlaksızlığın yayılmasının sebebi ne? İşte o bir anlık sapıtma. Bir anlık istikametten ayrılma. Allah muhafaza. Evet. Ayrılmış olabilirsiniz bir anda. Bir anda bir günah işlemiş olabilirsiniz. Çözümü var. Hemen ne? Estağfurullah. Evet. Allah'ım affet deyip tekrar yola girmek. Diğer iyi harfi imtihanı unutmayarak. Bu dünya imtihan dünyasıdır. Her halimizle imtihan ediliyoruz. Yani gözlerimizle bakarken bile imtihan ediliyoruz. Allahu Teala bizi o anda acaba gözümüzü kapatacak mıyız? Kapatmayacak mıyız? Çevirecek miyiz? Çevirmeyecek miyiz diye sınıyor. Evet. Deniyor. İmtihan ediyor. İşte sen harama baktığın anda imtihanı kaybettin. Yani hayatın her alanında imtihan. Yani hayatın gider, her anı. Metroda. Her anı, her yerde, her şekilde, her halde imtihandayız. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ evet. Kesinlikle sizi deneyeceğiz diyor. İşte acaba gözünüzü kısacak mısınız, kısmayacak mısınız? O anda o hain bakışı terk edecek misiniz, etmeyecek evet. misiniz? O ayeti hatırlayacak mısınız? Hani mümin kullarıma söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. Ayetini hatırlayacak mısınız, hatırlamayacak mısınız? Gibi. Değil mi? Bütün bu imtihanı unutmayarak. Ve beşinci iyi harfi de izzet ve itibarını düşünerek. Ya insanın izzeti ne iledir? İtibarı ne iledir? İnsanın izzeti, itibarı şerefiyledir. Namusuyladır değil mi? Namusuyladır. Evet. Peki harama bakan bir kişi neyle oynamış oluyor? Namusuyla oynamış oluyor. Hem kendi namusuyla hem başkasının namusuyla oynamış oluyor. Harama böyle rastgele değil mi? İsteyerek kasıtlı bir şekilde bakan bir kimse haysiyetiyle oynamış oluyor. Şerefiyle oynamış oluyor. İzzetiyle, itibarıyla oynamış oluyor. Yani sanki ya ne önemi var bunların ki? Yani bana ne namusla bana ne şereften diyen gibi. Öyle birisine de insan denmez zaten. Hatta evet. hayvan bile denmez ki ayet-i kerime öyle söylüyor değil mi? Onlar hayvandan bile aşağıdır. Daha aşağı. Yani hayvanın yine Allah'ın ona emrettiği bir şeyi var. Bir sınır içinde yaşıyor. Ama insan Allah'ın sınırlarını çiğnerse ki bu Allah'ın sınırıdır değil mi? Yani harama bakmamak diye bir sınır koymuş. Yani bu sınırı aştığı zaman işte hayvanlardan bile aşağı düşer. Ne izzet kalır ne itibar kalır. Dolayısıyla bu beş iyi kuralını unutmuyoruz. Haram bakıştan sakınmak için de değil mi hocam? Tabii haram bakışlardan sakınmak için. Eyvallah. Hocam dördüncü bölümümüz aile haberleri. Bize ve izleyicilere gene bir ibret, bir fedakarlık. Fedakar anne hayatını engelli ikizlerine adadı. Haberimizin başlığı hocam. Niğde'de yaşayan Zülfiye Göktaş doğuştan serebral palsi hastası. İkizleri Veysel ve Ömer Faruk Göktaş'ı hayatını adadı. Zülfiye Göktaş hayatından kesitleri şu cümlelerle anlatıyor. 43 yaşındayım, 4 çocuk annesiyim. Elhamdülillah Rabbim şükürler ediyorum. İkisi de engelli yatağa bağlı 20 yıldır bakıyorum. Elimden geldiğince çocuklarıma bakacağım. İkizlerden Veysel de yazdığı şiirleri öğretmenin de desteğiyle bir kitap çıkarmış hocam.
O söylemiş, annesi öğretmeni bunlarını not etmişler ve bunu bir kitap çıkartmışlar 2 yıllık bir emeğin sonucunda. Tekerlekli sandalyeyle de, sedyeyle de bunları gezdirmeye, dolaştırmaya gayret ettiğini ifade ediyor. Evet. Ya belki konumuzla alakalı değil yani doğrudan ama şimdi her programda bir aile haberi paylaşıyoruz ki genelde de paylaştığımız haberler belki birbirine de yakın. Yani evet. işte bir fedakarlık var. Ya bu fedakarlığı ya anne yapıyor, ya baba yapıyor, ya demek kardeş yapıyor. Demek bu durumlar çok az da değilmiş hocam. Her hafta birbirine benzer ama farklı farklı aileler. Tabii tabii farklı. Her hafta aynısını yapmıyoruz ama ya yakın belki. Yani maksadımız var. Burada ya toplum dediğimiz şey fedakarlık üzerine kuruludur. Aile fedakarlık üzerine kuruludur. Yani hukuk çerçevedir. Kanunlar çerçevedir ama esas olan fedakarlıktır. Dolayısıyla burada annenin fedakarlığını görmezden gelmemek gerekiyor. Yani anne çocuklarının hastalığında o çocukların bütün çilesini, kahrını çekerek onlara sığınak olarak Allah-u Teala'nın kalbine yerleştirmiş olduğu o şefkat ile onların bütün ihtiyaçlarını en güzel şekilde karşılayarak çok büyük bir fedakarlık gösteriyor. Ve bu haberler bize aslında dolaylı olarak çok şey söylüyor. Yani küçük şeyleri büyütüyorsunuz da ufak sorunlara çok fazla işte kapanıyorsunuz, onlarla meşgul oluyorsunuz da Allah-u Teala'nın imtihanlarından habersizsiniz. Allah-u Teala kimlerine ne imtihanlar veriyor, onlar o imtihanlara rağmen bunu sorun etmiyorlar. Yani bunu bu sabırla, hayattan kopmuyorlar tabii, hocam. Tabii tabii sabırla karşılıyorlar, tahammülle karşılıyorlar. Siz ise gerçekte sorun olmayan bir şeyi sorun yapıyorsunuz, büyütüyorsunuz, bunun yüzünden kalp kırıyorsunuz, karşı tarafı üzüyorsunuz. Ama burada ise gerçek bir sorun var ama bu sorunu büyütmüyor, bu sorunu evet. abartmıyor. Yani bu haberleri biraz bunun için paylaşıyoruz. Bunun için paylaşıyoruz. Yani işte geçimsizlik dediğiniz şey aslında sizin büyüttüğünüz çok da yani çok da sorun olmadığı halde sizin abarttığınız şeyler. Ama burada bu örneklerde ise gerçekten bir problem var ama onlar bunu problem olarak değil Allah-u Teala'nın bir imtihan olarak görüyorlar. Bu yüzden paylaşıyoruz ve fedakarlığı da istiyoruz ki yayalım. Değil mi? Evet hocam. Elleri tutmadığı için hocam hani şiire de çocuğun meyli var. O söylüyor. Annesi, öğretmeni, ailesi not ediyor ve bunu bir kitaba döküyorlar. Yani böyle bir hayata bağlılık da. Fedakarlığın çok daha ötesi var. Bir alaka, çok daha bir ötesi ilgi. Var. Evet. Yani bir de fedakarlıktan bir eser çıkartmış ortaya. Evet hocam. Değil mi? Bir ürün çıkartmış ortaya. Evet dediğimiz gibi konumuzla belki alakalı değil ama haberleri veriyorum bu şekilde. Evet. Hocam 5. bölümümüz var. Tavsiye kitap bölümümüz. Burada hocam bu hafta Cüneyt Gezer'in kaleminden Göz Zinasını Bıraktıran Kitap başlıklı bir kitap. Şöyle kısa bir tanıtımı var. Habibim mümin erkeklere söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu kendileri için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar buyurmuş Rabbimiz. Ennem ya suresi. Şimdi kitabın ismi belki çok şey değil. Yani bir kitap göz zinasını bıraktırmaz. Yani böyle sihirli değnek gibi kitabı aldım, cebime koydum ve okudum, ha göz zinası bitti filan, öyle bir şey yok. Evet. Belki satışma gayesi gözetilmiş. Kitabın ismi çok önemli değil ama içeriği güzel. Yani okunması da fayda var. Ayet paylaşmış. Bu ayetin bir yerde tefsirini yapmış. Hani mümin erkeklere söyle gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar mealindeki Nur suresindeki ayet-i kerime. Şimdi biliyorsunuz şeyde Mekke'de henüz daha kölelik devam ediyor iken, işte cariyelik devam ediyorken mesela cariyelere diğer mümin kadınlar gibi örtünme şeyi yoktur. Örtünme hükmü onlar için öyle o şekilde şart yoktu. O şekilde geçerli değildir yani. Hmm. Cariyelerin işte başını örtmesi zorunlu değildir. Ki bu fıkıhta detayları var. Oralara girmeyeceğiz fazla ama şunu söylemeye çalışıyorum. Örtünme ki tamamen asaletle alakalı. Yani
Siz eğer örtünmenize dikkat ediyorsanız asilsiniz. Kadın evet. içinde, erkek içinde geçerli. Yani tesettüre riayet ediyorsanız siz soylusunuz, asilsiniz. Tesettüre riayet etmiyorsanız sizin asaletiniz gidiyor. Asilliğiniz gidiyor. Yani birinci sınıflıktan düşüyorsunuz. Birinci sınıftan düşüyorsunuz. Hani yani şunu demiyoruz, siz işte köle oluyorsunuz filan ama şey, o asalet gittikten sonra az önce itibar dedik ya. İtibar o. Ama kumaşların da var böyle birinci kalite, ikinci birinci kalite. Evet. Evet, kalite düşüyor. Aynı şey asil bir kimse gözlerini korur. Asil bir kimse bu Allah'ın emanet ettiği bu gözleri haram bir yerde kullanmaz. Bu birinci kalite oluyor herhalde hocam. Tabii birinci kalite evet. oluyor. Yani çünkü bu bizim değil bu gözler. Bu eller, ayak hepsi emanet. Değil mi? Mülk Allah'ındır. Evet. Bizim olmadığı, bizim olmayan bir şeyi nasıl onun izninin olmadığı, onun rızasının olmadığı, onun yasakladığı bir şekilde kullanabilirsiniz ki? Yani bunu nasıl yapabilirsiniz? Şimdi size mesela belediye diyelim otobüs şoförü, belediye otobüs şoförü. Evet. Ona bir otobüs emanet edilmiş. Bu emaneti işte şu güzergahta, şu şartlarda süreceksin, kullanacaksın. Şartıyla verilmiş. Tabii şartla verilmiş. Evet. Şimdi şoför almış bu otobüsü, gitmiş kendine pikniklerde geziyor, bu otobüsle memleketine gidiyor filan. Şimdi buna bir ceza verilmez mi? Bu kendi itibarını, kendi işte makamını düşürmez mi? Düşürür. Çünkü sen emaneti ancak onu verenin işte belirlediği sınırlarda kullanabilirsin. Çerçevede yani onun izin vermediği, onun yasakladığı bir şekilde nasıl kullanacaksın emaneti? Evet. Kullanamazsın yani. Şimdi devlet böyle bir hakkımız yok. Böyle bir hakkınız yok. Evet. Yani suistimal edemezsin. Bunu şu an her şey için söyleyebiliriz. Devlet işte birisinden bir makam emanet ediyor. Bir mühür emanet ediyor, bir yetki emanet ediyor. Tabii resmi araçlar hocam mesela özel işlerde kullanmak yasak derler. Kişi kalkar da kendisine emanet edilen o yetkiyi, o makamı, o neyse bunları şahsi şeyine göre kullanabilir mi? Kullanamaz. Dolayısıyla Allah-u Teala bize bu gözleri emanet etmiş ve ne diyor? Kullarıma söyle gözlerini diyor haramdan sakınsın. Bak bu emanet ettiğim gözleri ben onun için vermedim ha. Eğer onun için yani vermediğim halde kalkar da o haramda kullanırlarsa ben bunun hesabını sorarım demez mi? Der. Yani gözlerin sahibi söylüyor bunu. Tabii gözlerin sahibi söylüyor. Ve biliyorum diyor yani. O hain bakışları biliyorum, not ediyorum, yazıyorum. Şimdi kıyamet niçin var? Mahşer niçin var? Hesap için var. Evet. Yani hepimiz o bütün bakışlarımızdan, sözlerimizden, hal hareketimizden, yapıp yapmadıkları bütün hepsinden hesaba çekileceğiz. Amel defterlerine bunlar yazılıyor. Amel terazisine bunlar konuyor. Ama bu dünyada da dediğimiz gibi yani bu dünyada da bunun bir vebali var. Bunun işte haysiyet, itibar, şeref, namus, düşüklüğü gibi işte kişinin şahsiyetinin zedelenmesi gibi değil mi? Bir karşılığı var. Dolayısıyla bu gözlerimizi inşallah haramdan evvela biz karşıdaki kişi yok tahrik ediyor, yok o da öyle giyinmeseydi, yok o da öyle hiç onlara girme. Onlar ayrı bir taraf. Evet, onların uyarılması lazım. Onların da kendine gelmesi lazım. O ayrı. Onun için de çabalamak lazım. Hakkı sabrı tavsiye ederim. Gardını almak tabii. Bu konuda gerekli hocam. Neyse ne yapılması gerekiyorsa onları da yapmak lazım. Ama evvela biz gardımızı alacağız. Evet abi bizden istenen şeyi, o refleksi göstereceğiz. Yani bunun için de elimizi açacağız. Ya Rabbi gözlerimizi haramdan sakınmayı bize nasip eyle. Yani gözlerimize sahip olmayı bize nasip eyle. Bir an bile olsa, göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa bizi nefsimizle baş başa bırakma. Amin. Bizi şeytanın İşte ivasıyla, dürtmesiyle, vesvesesiyle harama bakanlardan eyleme. Evet. Bizi haram bakışlardan muhafaza eyle. Bu konuda irademizi güçlendir. Bizim imanımızı, yakinimizi güçlendir diye dua etmek. Eğer bir hata ettiysek dediğimiz gibi hemen istiğfar etmek. Şimdi hemen yıkamak. Çünkü şu bardak kirlenir. Hemen yıkanırsa hem çabuk kullanılmış olur tekrar hem de temizliği kolay olur. Ama bunu siz bir sene sonra yıkarım derseniz o bir sene sonra bardağı çöpe atarsınız. Yani ki ne yapsam çıkmıyor bu leke diyorlar. Çay bardağı için diyecektim ama çay bardağı bazen
işte diyelim ki yıkanması gerekir. Eğer siz hemen yıkamazsanız bir saat, en geç diyelim ki bir gün hemen yıkamazsanız, diyelim ki bir ay sonra yıkadınız, artık çöpe atarsınız o barda. Çünkü o kir ona hem yapışır, işliyor, hem içine işliyor. İçine işliyor. Evet. İçine işliyor, bir de çıkmıyor oradan. Çıksa bile içini sinmez ki siz onu kullanasınız. Çöpe atarsınız. Tevbe de böyle bir şeydir. Siz o kir, o günah neydi? Kir. O kiri hemen yıkarsak çabuk kolay temizlenir, kolay temizlenir. Ama evet, bekletmeden tevbe etmek lazım. Olabilir kişi, hani işte hadis-i şerifte diyor ya, ikinci bakış, ilk bakışta hani yanlışlıkla bakmış olabilirsin. Ama ikinci bakışta kesinlikle senin kasıtlı olduğun bir gerçektir. Yani bilerek baktığın bir gerçektir. Allah muhafaza. Hocam programımızın sonuna gelmek üzereyiz. Son olarak eklemek istediğim yani bir son şey. Son olarak tekrar gibi olacak ama dediğimiz gibi, yani bu özellikle yaz aylarında işte bu hususu hatırlamaya çok ihtiyacımız var. Yani gözlerimizi haramdan sakınacağız inşallah ve bununla hem kendimizi, ailemizi, haysiyetimizi, şerefimizi, namusumuzu, bunları korumuş olacağız. İmanımızı korumuş olacağız. Ne diyelim? Rabbim istikametten ayırmasın, iffetten ayırmasın inşallah. Amin inşallah. Kıymetli Özkaymak hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Dolayı. Bu haftaki konumuz harama bakmamak üzerineydi. Kıymetli izleyiciler, bir Saadet Dairem programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek ümidiyle efendim sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.